Türkiye ekonomisi büyük bir kriz yaşıyor. Salgın döneminde düşük faizli kredileri piyasaya Türk lirası olarak pompalandı. Bu süreçte halkın bankalar olan borcu katlandı. Türk lirasının değeri ise giderek yok oldu. Yılbaşında 7.300 olan dolar kuru 8.700 lira seviyelerinde işlem görmeye başladı. 2018 yılında 100 liraya yapılan mutfak alışverişinin aynısı maalesef bugün yaklaşık 265 liraya tutuyor. Gelişen ülke para birimleri arasında en çok değer kaybı yaşayan para birimi ne yazık ki Türk lirası oldu. Artık ekonomik olarak paramız o kadar değersizleşti ki madeni paranın hurdası TL tutarından daha pahalı hale geldi. Bugün 65 lira tutarında 5, 10, 25 kuruşlardan oluşan 1 kilo demir para hurdacıda 100 liraya satılıyor. Benim alanım ekonomi diye övünenler parayı, pul, vatandaşın cüzdanını kendilerine yol ettiler. Hurdası kendisinden değerli bu düzene Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında değiştireceğiz.